ve beraberiz. Bu tarifimizde klasiğimiz aşure çalışacağız. Tabi aşureyi sadece ayında değil 12 ay tüketmeliyiz. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü içindeki zenginliği 12 ay boyunca almalıyız. Tabii ki porsiyonunda, tadında. Şimdi aşuremiz için öncelikle 400 gram fasulyemiz, 400 gram nohutumuz, 650 gram da aşurelik buğdayımız mevcut. Öncelikle kullanacağımız malzemelerimiz bunlar. Bunlarla giriş yapmak istedim. Bu malzemelerimizi güzelce yıkadıktan sonra sabahtan akşama, akşamdan sabaha olacak zaman diliminde hangisini tercih ederseniz güzelce suyun içinde yumuşamaları için bırakıyoruz. İlk iş olarak aşuremiz için buradan başlıyoruz. İlare devam ediyoruz. Şimdi aşuremizin gördüğünüz gibi nohutunu, fasulyesini, buğdayını sabahtan akşama beklettik. Suyun içinde malum şiştiler. Fasulye gazını bıraktı. Bu işlemin arkasında gördüğünüz gibi şiştiklerini, bilhassa buğdayın. Ondan sonra büyük bir tencereye alıp üstüne su ekleyip yeteri miktarda kaynamaya alıyoruz ve bu üçlüyü pişiriyoruz. Tabi suyu eksildikçe ilave ediyoruz. Şu anki yapacağımız işlem bu. Bunun akabinde tekrar diğer işlemlere devam edeceğiz. Bu aşamada gördüğünüz gibi aşurelik malzememiz kaynadı, kaynayacak pozisyona geldi. Şimdi o son demini alırken boş ufak bir tenceremize küp küp yaptığımız incirleri şöyle göstereyim. Bırakıyoruz. Kaç gram olduğunu siz tabi damak zevkinize göre bu ürünlerin hepsini ayarlayabilirsiniz. Ben size kasemi göstereyim derinliğiyle, çapıyla. Ben bu kadar kaseyi dolduracak incirden yaptım. Şimdi incirlerimin üstüne gördüğünüz üzere bir büyük su bardağı sütümü veriyorum ve incirlerimi sütümde yumuşatana dek kaynatmaya başlıyorum. Kuru tarçın attık. 8-10 adet de karanfil attık. Bunun akabinde kaynama işlemine başlıyoruz. İncirin içinde yapmamızın nedeni tarçınla karanfilin ana maddelerin içine attığımızda acılık vermesi söz konusu. Bunu engellemek adına incirin içine aromasını, kokusunu bıraksın diye bu şekilde devam ediyoruz. Evet, nohut, aşurelik buğdayımız ve fasulyemiz kaynadı. Şimdi bir tutam, şu gördüğünüz tutam, tuzumuzu bıraktık. Başta da bunların gramajını söylemiştim. Bu gramaj için 1 kilogram toz şekerimizi güzelce ilave ediyoruz. Şekerimizin hemen erimesi zaten bu sıcakta mümkün. Şöyle 1-2 tutam kaynattıktan sonra diğer malzemeleri hemen vereceğiz. Çünkü şekerimizi fazla kaynatmıyoruz. Kararmaması için aşuremizin. Evet, şimdi harcımızın bir kısmını ayırdık. Tenceremizin taşmaması için bir kısmını ayırdık. Şimdi ilave edeceğimiz malzemeleri
Ona göre ayarlayacağız. Öncelikle susamdan başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 2 dolu yemek kaşığı susam veriyorum. Şöyle bir gezdiriyorum. Arkasına kayısılarımı görüyorsunuz. Bir kayısıyı 4'e böldüm küçük küçük. Siz dediğim gibi bunların, ben size kaselerimi de demin de göstermiştim. Miktarlarını artık siz damak tadınıza göre ayarlayın. Ben kendime göre veriyorum. Çünkü siz artık dediğim gibi damak tadınıza göre hangisini çok seviyorsanız ona göre fazla tutabilirsiniz. Arkasına fındığımızı giriyoruz. Kavrulmuş fındığımızı giriyoruz. Bunun arkasına kuru üzümümüzü bırakıyoruz. Şimdilik katacağımız malzemelerimiz bunlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Çünkü ana maddelerimiz buğdayımız, fasulyemiz, nohutumuz sıcak. Güzel şekerle de şerbetlendirdik. Zaten kaynar pozisyondaydı. Şimdi diğer kattıklarımızla beraber şöyle kendileriyle geçsinler, özdeşleşsinler diye dinlendirmeye alıyoruz kenara. Tabii bunların iç içe geçme süresinde ateşte fazla bırakmıyoruz. Sadece şöyle bir iki taşım kaynadıktan sonra alıyoruz. Bunu da atlamayalım bu arada. Evet, hemen bir iki taşım kaynattıktan sonra dedik. Gördüğünüz gibi hemen fokurdadıktan sonra kapıyoruz altını ocağımızın. En son malum incirimizi tarçın ve karanfil eşliğinde sütle beraber yumuşatmıştık. En son incirimizi bırakıyoruz içine ve şöyle bir yediriyoruz. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da servis kaselerimize alacağız. Evet, geldik işin en güzel tarafına. Yemeden bir önceki aşamaya. Aşuremizi tabii şöyle tattık. Tadı tuzu yerinde olmuş gayet. Gördüğünüz gibi servis kaselerimizi hazırladık. Kaselerimize yeterli ılımayı yapan aşuremizi almaya başlıyoruz. Ondan sonra da son süslemesini yapıp servise hazır hale getireceğiz. Kaselerimize yeterli miktarda servise almak için kepçeledik. Şimdi geldik hem lezzet katması hem de görselin tamamlaması anlamında son rötuşlara. Öncelikle Antep fıstığımızı veriyoruz. Bilahare arkasına kırık fındığımızı veriyoruz. Ve üstüne de en son narımızı bırakıyoruz. Nar için tabii daha erken bir mevsim. Onun için bizim bulunduğumuz yer ağaçtan koparmaya müsait bir ortam. Onun için narlarımızı ağaçtan aldık. Renkleri açık olduğu için bu açıklamayı size vermek zorunda hissettim kendimi. Bu şekilde Antep fıstığımız, kırık fındığımız ve narımız. Bu şekilde devam edip hepsini tamamlayacağız.
Evet, gördüğünüz gibi işin final kısmındayız. Servis kaselerimizi, aşurelerimizi hallettik. Üst süslemeleri tamam. Bazılarınız ceviz ve Hindistan cevizi tercihinde bulunabilir. Cevizi kesinlikle aşurenin içine değil, süsleme maksatlı atmakta fayda var. Çünkü son derece karartan bir yapısı var cevizi aşurenin. Bu detayı da verdikten sonra bir de şunu söyleyelim. Bu tarifimizde baştan toplu malzemelerimizi göstermedik. Sırasıyla kattıkça malzemelerimizi sergiledik, bilgilendirdik. Akabinde de tabii ki bunu sadece Muharrem ayında değil de 12 ayda yemek gerekir. Çünkü son derece besleyici, şeker ayarını iyi verirseniz hiç baymayan bir tatlı çeşidimiz. Bunu mutfaklarımızda daha sık yapmamız gerektiği düşüncesindeyim. Bu tarifimizi de böylece noktalayalım. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız diyelim. Herkese afiyet olsun deneyecekleri şimdiden.